Seninle birbirimizi andırıyoruz Vedat. Beni anlasan anlasan sen anlarsın. Kafamdan atmaya çalışıyorum ama bir türlü kafamdan atamıyorum ya. Tatiana'ya karşı da bir sürü şey hissetmiştim ama Nigar başka lan, bambaşka. Salih abi, senin acil kafanı dağıtman lazım abi. He kardeş, buraya ondan geldik zaten. Ama ördeklere ekmek atıyoruz ya Vedat. Bak bu ördekler bu ekmekleri yemiyor. Hele şu Murat'a benzeyen ekmeği alıyor ağzında iki kere çevirip gidip oraya tükürüyor. Nimet lan bu şerefsiz. Onu annesi sonra zorla yediriyordur be abi. He? Hem böyle ördekle falan kafa mı dağıtılır Salih abi, Allah aşkına? Salih abi sen ne yaptın? Sen bildiğin aşık olmuşsun. He kardeş, aşık oldum ama bana bir faydası yok ya. Sen balyonço balıklarını bilir misin Vedat? Bilirim abi. He. Olsun, ben yine de anlatayım. Balyonço balıklarının sürüsünde bir tane dişi olur. Diğer bütün erkekler o dişinin haremidir. İşte Nigar'la ben böyleyiz. O sürünün dişisi, ben onun sürüsündeki onlarca balyançodan biriyim. Soytarıyım la ben. Şimdi Salih abi, tabii teşbihte hata olmaz ama bilerek mi söyledin bilemedim. O balıklarda eğer sürüdeki o tek dişiye bir şey olursa, sürüdeki en iri erkek cinsiyet değiştirip sürünün yeni dişisi oluyor. Ne diyorsun lan? Öyle vallahi. En iri sen mi? He. Vay Selçuk abi, Mercan'a mı ya? Akşam geleceğim, davlayı hazırla. Salih abi ne haber? Vay koçum, iyidir. Sen ne yapıyorsun? İyidir. Abi sana bir iyi bir de kötü haberim var. Hangisini önce söyleyeyim? İyi söyle lan. Böyle yeni sütyenler çıkmış abi. Alt tarafı yumuşak malzemeden. 24 saat çıkarmadan takıyormuşsun. Ne iz yapıyormuş ne de acıtıyormuş abi. Nigar nerede lan? İşte en önemli soru Salih abi. Tam 5 saat oldu, Nigar nerede? Ha Nigar nerede? Nigar nerede Salih abi? Lan oğlum, Sadiye hallenin lan. Onun boyu 1.90 oğlum. Yemezler Salih. Sürünün ihtiyacının yarısını tek başına götürürken iyi. Toplumun sana biçtiği rol üstlen bakalım. Arkadaş siz balıksınız, iki dolaşın unutursunuz lan. Büyük beyazım lan ben. Büyük beyazım lan ben. Ben büyük beyazım lan. tamam lan. Tamam, unutalım bu örneği. Zaten iyice soğudum bu işlerden. Sen? He. Soğudun. He. Aşk gözümü kör etti Vedat. Artık piyasaya çıkasım bile gelmiyor. Bak, 800 dolar biriktirdim. 4 tane eder lan. Soğumasam nasıl biriktireyim bu parayı ben ya? Lan acaba bu paranın üzerine banka kredisi çekip Sapanca'dan arsa mı alsam lan? Hızlı tren yapıldıktan sonra İstanbul'la arasında 20 dakikaya düşecek. Orada arsalar çok değerlenecek ya. Göl de var, ördekleri alır giderim. Salih abi sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Beynime kan gitmeye başladıkça ben mantıklı konuşmaya başladım Vedat. Yakında ben işte bulurum. Havar Vedat, havar! Salih abi sen gel benimle, ben seni bir yere götüreceğim. Bu iş böyle olmaz, biraz ortam gör, gözünü seveyim ya. Nereye, nereye? Acayip hatunlar var, sana o kadar söyleyeyim, hadi gel. O zaman ördekler kalsın, darılar tırsmasın.